Ben biliyorum konuşmayı çok seviyorsunuz. Ama biraz sessiz kalabilir misiniz? Çünkü birazdan bir çalışma yapacağız. Ve bunun için sessizliğe ihtiyacımız olacak. Yavaş yavaş hazırlanalım, olur mu? Şimdi ben Neşe. Biraz size kendimden bahsedeyim. Bu anı çünkü sabırsızlıkla bekliyordum. Türker beni davet ettiğinden beri. Bir kere öncelikle Türker'i kutlamak istiyorum bu çabası için. Eminim birçoklarınız da ona bu konuda yardımcı oldunuz. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir girişimi başlatmak daha böyle bir yaşta. O yüzden çok şanslısınız hepiniz diye düşünüyorum. Okulunuz çok güzel. Biraz önce gezdirdi Ceren'le Zeynep bana. Çok güzel bir okuldasınız ve çok şanslısınız. Ben iyi bir okulda okudum ama bu kadar güzel değildi. Sonra ben endüstri mühendisliği okudum. Aynı Özgür Bey gibi. Ama yollarımız çok farklılaşmış onunla. O veri konusunda çalışmış, bilgisayar programlama vesaire. Ben de tamamen başka şeyler yaptım. Hayat böyle bir şey işte. Ama yaptıklarımdan da çok hoşnutum. Özgür'ü de çok gururla izledim gerçekten. Sonuçta sizin de önünüzde birçok seçenekleri olan bir gelecek var. Şimdi ben size bugün diğer konuşmacıların bahsettiği konulardan biraz daha farklı bir konudan bahsedeceğim. Daha soft bir konu. Rakamlar yok, veriler yok, işte dijital bir şey yok, programlama yok, robot yok vesaire. Ben çok daha farklı bir şeyden bahsedeceğim. Size ne anlatayım diye düşündüm. Biraz bu yeni dünya, işte yeni düşünme temalı bir konferans. Sonra şuna karar verdim. Dedim ki ben kendimi yeniden yaratırken, yeni beni yaratırken ben bir pratik yaptım. Ve bu pratiği de bugün de hayatımda çok hala sağlam bir şekilde kullanıyorum. Öyleyse ben bu genç arkadaşlara bundan bahsedeyim dedim. Çünkü ben bunu çok ileri yaşlarda öğrendim. Ama isterim ki gençler bunu çok çok daha önce hayatlarına katabilsinler. Ve de yolculuklarında önümüzdeki yıllarda neler varsa yolculuğunuzda bunu kullanma fırsatınız olsun isterim. Bunun ne olduğunu denemek ister misiniz şimdi? Görmek ister misiniz? Tabii evet diyeceksiniz biliyorum. Böyle demeniz mümkün değil. Ama bunun için işte demin söylediğim gibi gerçekten sessiz kalmamız gerekiyor. Çünkü sizinle bir yolculuğa çıkacağız. Hatta ışıkları da kapatabiliriz şimdi biraz. Ama uyumak yok. Tamam? Gözlerinizi de kapatmanızı isteyeceğim. Ve dik oturmanızı istiyorum arkadaşlar. Ama hemen konuşmaya başladınız. Sözünüzü unuttunuz. Dik oturuyorsunuz ve ağzınızı kapatıyorsunuz bir süreliğine. Tamam? Çok uzun sürmeyecek zaten. O yüzden sıkılmazsınız, merak etmeyin. Gözlerinizi kapatın. Ve benim söylediklerime kulak verin, mümkün olabildiğince. Ayaklarınızı da bacak bacak üzerine atmazsanız daha rahat edersiniz. Evet. Peki. Gözlerinizi kapattınız. Ve artık yavaş yavaş kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz. Dışarıdaki dünyanın farkındalığından kendi iç dünyanıza doğru. Ve iç dünyanızda öyle bir alan var ki orası dışarıdaki dünyadan çok farklı. Orayı izlemeye başlayınca düşüncelerinizi,
duygularınızı, her şey sessizleşmeye başlıyor. Düşünceleriniz yavaşlıyor. Arası uzuyor. Düşüncelerin arasındaki sessizliği fark ediyorsunuz. Sessizlik huzuru da beraberinde getiriyor. Huzuru ve dinginliği. Dışarıdaki dünyada çok fazla bulamadığımız bir şey. Sessizlik ve huzur. Böyle çok rahatlamış hissediyorum. Kendimi güvenli hissediyorum. Dışarıdaki dünyada karmaşa olsa da koşuşturma, neler. İç dünyamda sessiz ve huzurlu kalabilirim. Rahatlayabilirim. Ve dış dünyaya döndüğümde bu biriktirdiğim huzuru kullanabilirim. Şimdi biraz daha sessizliğim ve huzurum benliğime nüfuz etmesine izin vereyim. Beni doldurmasına. Sessizliğe ve huzura odaklanarak yine ve doldukça huzurla huzur bir güce dönüşüyor. Çevremdekilere de huzur verebilirim. Dikkatim kayarsa tekrar huzur düşüncesine, sessizliğe geri gelirim. Kayarsam geri gelin. Şimdi artık yavaş yavaş dış dünyaya dönmeye hazırlanayım. Yavaşça bu farkındalığı koruyarak tekrar gözlerimi açabilirim. Dış dünyayı fark etmeye başlayabilirim. Hareket dünyasını, renkleri, sesleri, görüntüleri.
Teşekkür ederim. Dışarıdaki dünyadan iç dünyanıza götürdü. Ve farkındalığımıza mesela huzuru getirdi. Huzurlu olmayı. İçerideki dünya, içimizdeki dünya koskoca bir evren. Orada duygularımız var, düşüncelerimiz var. Dışarıdaki dünyaya baktığımızda ise dışarıdaki dünyada kimler var? İnsanlar, olaylar, koşullar, şartlar. Bunların hiçbirisini biz yönetemiyoruz. Ama içimizdeki dünyayı, düşünce ve duygularımızı yönetebilme kontrolüne sahibiz. Bunu biz yapabiliriz. O yüzden bu içerideki dünyaya biraz daha bakmakta fayda var. Çünkü deniyor ki, farkındalık her şeydir. Farkındalık kelimesini duydunuz mu daha önce? Farkındalığımızda olan şey, dikkatimizde, odağımızda olan şeydir. Ve farkındalığımızla düşüncelerimizi yaratırız. Hiç düşündünüz mü düşünceleriniz nereden geliyor diye? Çünkü herkes farklı bir şeyler düşünüyor. O sırada farkındalığımızda ne varsa o türlü düşünceler yaratıyoruz. Düşüncelerden sonra tutumumuz oluşuyor. Tutumumuzu yaratıyoruz. Tutumumuz eylemlerimizi, yani davranışlarımızı oluşturuyor. Ve davranışlarımızla da kendi iç dünyamızı, içinde yaşadığımız o dünyayı yaratıyoruz. Peki nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsunuz? Nasıl bir dünyada? Düşünceler o kadar güçlü ki, sözler gibi. Mesela şu sözleri düşünün. Nefret, ölüm, şiddet, savaş, İntikam, bu sözleri düşünün. Bir de şu sözleri düşünün. Sevgi, huzur, güzellik, iyilik, cömertlik, işbirliği. Bu sözler sizde neler uyandırıyor? Öyleyse aslında farkındalık her şey dedik. Farkındalığımızda olan şey bütün dünyamızı yaratıyor. Ve biz ne yarattıysak farkındalığımızda, onu yaşıyoruz sürekli olarak. Peki bugün ve her gün zihninize ne koyuyorsunuz? Ne var zihninizde? Sabahları nasıl uyanacağınızın bir garantisi var mı? Ya da gün boyunca neler hissedeceğinizin bir garantisi? Evet, bu mümkün. Eğer her gün, her sabah yeni bir gün ve bu benim içindir armağan diye uyanırsanız, o zaman o günü çok farklı, çok huzurlu, çok sevgi dolu, çok mutlu ve enerji dolu geçirmeniz mümkün. Peki, Stephen Covey'nin şöyle bir sözü var. Size onu söyleyeyim önce. Diyor ki, bakayım doğru hatırlayabilecek miyim? Çünkü insan İçinde değişmeyen bir çekirdek olmadığı takdirde değişimle yaşayamaz. Değişim hayatın yasası. Diyor ki değişebilmenin anahtarı kim olduğumuz, ne olduğumuz ve değerlerimizin neler olduğuna bağlıdır diyor. Peki o halde siz kimsiniz? Kim olduğunuzu biliyor musunuz? Değerlerinizin neler olduğunu biliyor musunuz? Hayatta en önem verdiğiniz şeylerin neler olduğunu. Ben size bir
ipucu vermeye çalışayım kim olduğunuza dair. İnsan bilincinin asli hali iyiliktir, huzurdur, sevgidir, neşe, şefkat. İnsan doğasının özü şefkat, doğamız şefkat. Bunlar insani değerlerimiz. Peki diyeceksiniz ki şimdi bunları unutuyoruz. Değil mi? Her zaman huzurlu değiliz, her zaman sevgi dolu, her zaman şefkatli değiliz. Unutabiliyoruz. O yüzden hatırlamak için farkındalık gerekli. Bunu sık sık, tekrar tekrar farkındalığıma getirmem gerekli. Ben şöyle bir pratik yapıyorum gün içerisinde. Bir kere sabah yapıyorum. İlk önce uyandığımda kendimi huzurlu hissedebilmek ve bu şekilde tutabilmek için farkındalığıma huzur düşüncelerini getiriyorum. Ya da sevgi, ya da mutluluk. Daha sonra gün içerisinde sizin yaptığınız gibi çok konuştuğumda, çok eylem yaptığımda, çok düşündüğümde yorgun düşmeye başlıyorum. Sanki kısa devre yapıyorum bir şekilde. Ve olumsuzlaşmaya başlayabiliyorum. Bu yüzden diyorum ki kendime, dur şimdi, şimdi geri çekilme zamanı. Dışarıdaki dünyadan çek o fişini ve kendi iç dünyana dön. Kendi iç dünyamda çünkü o istediğim zengin kaynakları yaratabiliyorum. Kendi içsel kaynaklarıma, huzura, sevgiye, mutluluğa, neşeye döndüğümde kendimi bu enerjilerle doldurabilmem mümkün. Ve bu şekilde kendimi tazeliyorum. Kendimi yeniliyorum. Ve tekrar dışarıdaki dünyada bu sefer daha huzurlu, karşımdaki olaylara daha az tepki veren, öfkelenmeyen ama sakin kalabilen ve mantıkla hareket edebilen birisi olabiliyorum daha çok. Şimdi bir şair var, Cummings ismi. Diyor ki, büyümek ve kendin gibi olmak cesaret ister. Gerçekten kendin gibi olmak. Şöyle de diyor, gece gündüz öyle bir dünya var ki sizi siz olmaktan başka bir şekilde dönüştürmeye çalışıyor o dünya. Ve böyle bir dünyada kendin gibi olmak cesaret ister diyor. Bu bir savaş ve bu savaşı yapmaktan asla vazgeçmeyin diyor Cummings. Peki arkadaşlar, o zaman bu dünyada nasıl yaşayacağız? Eğer böyle bir zorlu savaşı vermemiz gerekiyorsa, bunun için kendimizi donatmamız gerekiyor bu tür becerilerle. Yani dışarıdaki dünyada ne olup biterse bitsin, hiçbir şeyin benim huzurumu bozmasına, mutluluğumu elimden almasına, benim kendi içsel gücümü elimden almasına izin vermemem gerekiyor. Bu sanki kendi onurumu korumak gibi bir şey. Ve bunun için işte farkındalığımda mutlaka bu kavramları tutmam ve tekrar tekrar hatırlamam gerekiyor. Peki, hayatın herhangi bir sahnesinde, yaşadığınız herhangi bir sahneyi düşünün. Herhangi bir anda, hayat sizden kim olmanızı istiyor? Nasıl davranmanız gerekiyor? Nasıl karar veriyorsunuz buna? Kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Kendiniz gibi olmak için, ama kim olduğunuzu bilmek zorundasınız, o sırada hatırlamak zorundasınız. İşte eğer ben bu seçimi kendim yapmazsam, kim olmak istediğimi kendim seçmezsem, o zaman hayat, çevremdeki insanlar, onlar bana şekil veriyorlar. O yüzden karar vermem lazım. Ben mi seçeceğim? Kim olmak istediğimi, tutumumu, nasıl davranmak istediğimi, yoksa bunu çevremdeki insanlara, olaylara, koşullara mı bırakacağım? Şimdi sizi çok sıkmadan bir de hikaye anlatayım. Bir hikaye anlatmak için zamanım var. Kısa bir hikaye. Bir Zen ustası var. Zen ustalarını tanıyorsunuz. Meditasyon yapıyorlar onlar. Zen ustası bir gün ormanda yürürken bir kaplanla karşılaşıyor. Ve kaplan onu kovalamaya başlıyor.
Zen ustası kaçıyor, kaptan kovalıyor ama zen ustası kaçarken birden bir uçurumda aşağıya yuvarlanıyor. Ama şanslı ki yuvarlanırken orada bir fundalık var, fundalığa tutunabiliyor. Ve fundalık da asılı kalıyor. Yukarıya baktığında yukarıda kaplanı görüyor. Aşağıya baktığında aşağıda kendisine ölümü getirecek olan o sivri kayalıkları görüyor. Fundalığa biraz daha yakından baktığında fundalığın köklerini bir farecin kemirmeye başladığını görüyor. Ve anlıyor ki çok yakında farecin kemirecek, o kökleri bitirecek. Biraz daha dikkatle etrafında baktığında bu sefer bir grup yaban çiçeği görüyor orada. Ve uzanıyor. Bir çilek alıyor, ağzına atıyor, çileğin tadına varıyor. Bu hikayenin bir sırrı var. Bu hikayede kaplan neyi temsil ediyor? Kaplan geçmişi temsil ediyor. Peki aşağıdaki sivri kayalıklar, onlar neyi temsil ediyor? Yakında ona gelecek olan ölümü, yani geleceği temsil ediyor. Peki farecik, o kemirmekte olan fare, o neyi temsil ediyor? Geçmekte olan zamanı temsil ediyor. Birisi zaman dedi, evet. Peki bunu bilecek misiniz bakalım? Çilek, çilek neyi temsil ediyor? Şu an diyorsunuz, herkesin yanıldığı gibi siz de yanıldınız. Çilek, hayatın ta kendisini temsil ediyor. Hayatın ta kendisini. Aman ha arkadaşlar, hayat ellerinizden kayıp gitmesin. Hayatı farkındalıkla yakalayabilirsiniz ancak. Hayat ya da her şey farkındalıkla başlar, farkındalıkla biter. Teşekkür ediyorum.